Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün durağımız İstanbul Fuar Merkezi ve 2021 Pet Zoo Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Hobby Pets'e konuk olduk. Yanımızda firma sahiplerimiz Yusuf Bey ve Mustafa Bey bulunuyor. Bakalım bizlere sektörle alakalı neler aktaracaklar. Şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Yusuf Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, sizler nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hayırlı fuarlar. Sağ olun, sağ olun. Daha çok yurt dışı fuarlarına katılıyoruz demiştik, evet, değil mi? Doğru. Biraz fuar değerlendirmesi yapalım öncelikle Yusuf Bey. Nasıl geçiyor, nasıl hazırlandı bu fuara? Yani fuara bundan bir iki ay önce fuara başvuruda bulunduk. Fuarı ortalama değerlendirdik, katılımcılara baktık. Hangi firmalara katıldığını gördük. Bizim ürünümüz daha çok yurt dışına hitap ettiğini, bu fuarada yurt dışından çok gelen ziyaretçilerin onun farkına vardıktan sonra halen ürünlerimizi bir araya getirdik, yeni ürünler ilave ettik, yeni ürünler geliştirdik fuara yetiştirmek babına. Gecemizi gündüzümüze kattığımız günler çok oldu. Harika. Ağız çok uyduk yani. Çok. Tabii ilk başlarda biraz rahat davrandık ama sona doğru çok çalışmamız gerekti. Yani geldik, katıldık. Evet. Ziyaretçilerimiz de geldi. Yeni modellerimizde yine fuarda yerimizi aldık. Hobby Pets olarak. Evet, evet. Firma sahipleriyiz bu arada. Evet. Bir ortağımız daha var. Evet, kaç yıldır sektördeyiz? 4 yıldır. 4 yıldır. Şimdi biraz önce tavukçuluk sektörüne girdik. Kanatlı sektörüne. Sonra güvercin, ondan sonra da pet. Böyle birbiri ardından gelişmeler oldu. Yine hayvanlarla ilgiliydik tabii, ama. Tabii, aynen. Tabii, sektördeydik. Siz tabii. Kaç yıldır sektördesiniz Mustafa Bey? Biz beraber başladık bu sektöre. Yani sektörde şu anda yeni ürünler geliştirmeye çalışıyoruz daha çok. Harika. 4 yıl oldu. Size de. Hobby Pets'in kuruluşu da 4 yıl öncesi mi? Ya şöyle, bizde daha bir ana firmamız var. Bu ana firmamız tabii daha eski bir firma, 15 senelik bir firma. Reklam sektörüne ürün geliştiren bir firma. 3 boyutlu tasarım yapan, ürün üretimi yapan bir firma. Bu firmanın dışında yavaş 4 sene önce biz bir ek bir firma kurarak kanatlı hayvanlara yönelik ve evcil hayvanlara yönelik ürünler geliştirmeye başladık. Ondan 4 yıl diyoruz. Aslında daha eski bir tarihimiz var. Tabii daha uzun yıllardır varız. Hobby Pets o zaman bir alt kuruluş diyebiliriz, evet, doğru mu? Evet, diyebiliriz. Peki pet hayvanlarına daha çok yatak üretiyoruz sanırım. Hizmetleri yine ürünleri sizlerden dinleyelim. Neler yapıyoruz? Yani yatak yapıyoruz. Farklı kedilere, köpeklere olsun farklı ebatlarda. İç mekan, dış mekan yatakları. Onun yanı sıra kedilerimize ahşaptan evler yapıyoruz. Ondan sonra güvercinlere folluk yapıyoruz. Kolay temizlenebilir folluklar. Bakalım daha ne var? Hamaklarımız var. Yani ürün çeşitliğimiz var. Evet. Pet grubu daha çok var. Yine güvercinlere yine uygulanan ürünler var. Tavşan var. Tavşan parkurumuz var. Hı hı. O daha çok yurt dışı ama. Evet, o daha çok yurt dışında. Evet, evet. Peki bu ürünlerde genelde neyi ön planda tutuyorsunuz? Kaliteyi. Üretirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kaliteyi. Yani özellikle ilk etapta daha çok premium ürün üretiyoruz. Yani daha kaliteli ürünler üretiyoruz. Önceliğimiz kalite oluyor. Zaten kedilerimiz, köpeklerimiz bizim yavrularımız gibi. Evet, kimse de yavrusuna gidip yani kötü bir şey almıyor. Almaz yani. Biz de o mantıkla devam edip en iyisini yapmaya özen gösteriyoruz. Onların ürünleri de artık çok pahalı değil mi? Öyle ucuz bir şey de yok yani bu konuda. Yani kime göre, neye göre. Ve o kalitesi de belli bir standart tabii, oluyor. Tabii belli standart var. Aynen. Peki şuna dikkat ediyoruz, işte şu olmazsa olmaz dediğiniz bir özellik var mı? Yani kedi ve köpek yataklarımızda kumaşın silinebilir olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Yani haliyle kıl vesaire oluyor, temizlenebilir olması lazım. Evet. Kedi evlerinde ise kolay montaj olabilirliklerine, ondan sonra kedilerimize rahat edecek şekilde büyüklüklerine dikkat ediyoruz. Güvercin için geliştirdiğimiz modellerde ise temizliği, güvercinin rahat edip yavrularını kolay bir şekilde, rahat bir şekilde, güzel bir ortamda büyütebilmesi için ebatına vesaire kolay montajına dikkat ediyoruz. Peki Hobby Pet markasını nerelerde bulabiliyoruz? Yurt içi, yurt dışı? Daha çok yurt dışı ağırlıklı çalışıyoruz biz. Yurt içi de satışımız oluyor ama ana hedefimiz aslında açık konuşmak gerekirse yurt dışı. Yurt dışına ağırlık veriyoruz bu konuda. O yüzden de belli bir kalite standartımız var zaten. Onlar dikkat ediyordur eminim. Peki yeni projeler var mı? Yeni ürünler gelecek mi? Tabii gelecek. Altı plastik olan, üstüne kılıf giydirmiş kedi ve köpek yatakları. Ondan sonra suluklarımız olacak.
Yine kedi evlerinin yuvasının daha büyük olan ve daha büyük çapta olan modellerimiz çıkacak. Tavuk için yaptığımız ürünler var. Onlar da gerçekten sürekli geliştiriyoruz. Kanatlı grubundan da ayrılmıyoruz. Yok, ayrılmıyoruz. Evet, evet. Ayrılma yok. Peki Ar-Ge'yi yaparken daha çok tüketiciler neler istiyor? Onu mu ön plana koyuyoruz? Ya biz genelde tabii şöyle çalışıyoruz. Biz bir ürün geliştiriyoruz. Hı-hı. Müşterimize sunuyoruz. Müşteri de oradan bize ya böyle olsaydı daha iyi olurdu. Böyle olsaydı daha iyi olurdu. Tabii o bilgileri topladığın zaman bir fikir, bir yol haritası çiziyoruz. Yani aslında müşterinin talebi doğrultusunda geliştiriyoruz ürünü. Daha çok tüketicilere göre şekilleniyoruz diyebiliriz o zaman. Hobby Pet markasını böyle aşağı yukarı bayağı bir kullanabiliyorlar yine marka kalitesi, belli bir kalitesi var dedik. Kesinlikle. Peki fuarda nasıl karşılandınız? Nasıl talep? Çok iyi. Yani yurt dışından gelen müşterilerimiz oldu. Hı-hı. Yani ziyaret ediyorlar sizleri. Daha önceden konuştuğumuz müşterilerimiz oldu. Bizi ziyaret ettiler. Konuştuk, anlaştık. Fuarın ilk günü. Evet, yani, ilk günlere, ilk zamanlara. Evet, yani İnşallah daha iyi olacak. Daha iyi olur. Peki, izleyicilerimize Hobby Pet markasıyla alakalı son olarak neler söylemek istiyorsunuz? Sonra sizle biraz başlayalım isterseniz. Yani, yenilikçi ürünler peşinde olduğumuz için, yani yenilikçi ürünler her zaman Hobby Pet'te yani diyebiliriz. Evet. Yani. Kalitenin adresi diyelim. İnternet sitemiz var sanıyorum. Evet. Bu arada internet satışı da var mı? Yok, şu anda yok. Daha çok B2B satış yapıyoruz. Business to business. Yani firmalar arası satış yapıyoruz ama onun görüşmelerini şu anda yürütüyoruz. Yani yakın bir zamanda kullanıcılarımıza direkt olarak satabileceğiz. Evet, Hobby Pet markasını gördüğünüzde değerli izleyicimiz gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Kalite birinci sınıf ve her şey yine çocuklarımızın rahatı için düşünülmüş durumda. Teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgiler için. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim tekrar. Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, 2021 Pet Show Fuarı'nı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Fuar katılımcılarımızdan Hobby Pet'se konuk olduk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.